Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl khayri ve lev esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Ahabbul a'mali ilallahi men at'ama miskinen min cu'in ev defa'a anhu mağramen ev keşefe anhu kurban. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan-ı zam aleyhi ve salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rızvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mü'min müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ahabbul amali ilallahi, Allah-u Teala Hazretlerine birbirlerinize karşı yaptığınız, karşılıklı yaptığınız işlerden, davranışlardan, amellerden en sevimli olanı, Allah'ın en çok hoşuna giden olanı nedir biliyor musunuz? O şudur. Men at'ama miskinen min cu'in. İnsan Allah'ın yeryüzüne halife olarak gönderdiği eşrefi mahlukattır. Yaratıkların en şereflisidir. Kainatı Allah insanların emrine müsahhar kılmıştır. Aya, güneşe gitmek, şuraya buraya gitmek hep dinimizin şeylerine uygundur. Her şey insanın emrine verilmiştir. İnsan kendindeki yetenekleri çalıştırarak, gayret ederek daha çok çok şeylere ulaşabilir. Allah bunu onlara vermiştir. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği insan saygı duyulması gereken, Allah'ın halifesi olarak değer verilmesi gereken bütün yaratıkların en üstünüdür. İnsanlar aslında bir ana ve babadan yaratılmış, ana baba itibariyle de hepsi kardeştirler. Ayrıca mümin olmak hasebiyle müminler zaten kardeştir. Yani demek istiyoruz ki bir insanın çok iyi, mutlu, diğer insanın mutsuz olmasını bir kere bir insan düşünememeli, kabul etmemeli. Bunu kabul etmemeli, bunu önlemek için kendine düşeni yapmalı. Neden? Aynı ana babadan, bütün insanlık alemi aynı ana babadan, Adem ile Havva'dan geliyoruz. Bir kere insanız hepimiz. Ama bir de mümin olursa ayrıca iman birliği var, kardeşiz. Allah Celle Celaluhu bize öyle emrediyor. İşte böyle dikkat ederseniz burada hadis-i şerifte aç, yemeye muhtaç, doyurulmaya ihtiyacı olan, zorda kalmış, miskin bu demek. Hiçbir şey olmayana miskin deniyor Hanefi mezhebine göre. İmam Şafii rahimehullah miskin daha iyidir, fakir daha kötüdür durumu itibar ediyor. Hanefi fıkhına göre, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'a göre miskinin durumu en şaşkın olan adam. Fakir ondan bir üstü. Fakir de tabii şaşkın demek, bir şeysi yok demek, kuruşu yok demek ama
malı mülkü yok demek ama miskin hele hele hiçbir şeysi yok demektir. Böyle karnı aç, yemeye muhtaç, karnı yedirilmeye muhtaç, ıstırar halinde, zor durumda demek, ıstırar hali demek, zor durumda, muztar ilel it'am, başkasının yedirmesine zor durumda muhtaç olan kimse, miskini açlıktan kim kurtarır, onu doyurursa, açlıktan kurtarırsa, doyurursa, evet, bu birinci olarak Allah'ın en sevdiği davranıştır. Burada iman ayrımı yapmamış Peygamberimiz. Onun için insandan bahsettik. İnsan olmak haysiyetiyle Müslüman olmasa bile, mümin olmasa bile aç adamı doyuranı Allah sever. Çünkü Allah'ın yaratması itibariyle halifesidir o. O kendine emredileni yapmamak hasabıyla zalimdir ama onun hesabını verecek ama asıl itibariyle, mahiyet itibariyle halife olarak yeryüzüne gönderilmiştir insan. Mahiyeti budur. Onun için insan saygındır. Saygındır. Mütevazi, mütecaviz, saldırgan olmamak kaydıyla bizler kim olsa olsun insanlara saygı duyarız. Açları doyururuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de buna dair emirleri var. Mesela Efendimizin hanımı, bizim anamız, Ümmü Habibi anamız, biliyorsunuz Ebu Süfyan'ın kızıdır. Ebu Süfyan henüz Müslüman değilken Ümmü Habibe Habeşistan'da kocası ölmüş. Oradan da Peygamberimiz haber göndermiş Habeş kralı Necaşi'ye. O benim hanımımdır. Seni vekil tayin ettim. Mehrini sen tayin et ve benim adıma onu beni nikahla diye ulak göndermiş Habeşistan'a. Peygamberimizin evlenmelerinin sebepleri var. Ya dini çabuk yayılsın diye bir hanımla evleniyor, onun sülalesi kolabalık. Veya o evlendiği hanımdan dini açıdan biz yararlanacağız. Mesela Ayşe anamız böyledir. Ayşe anamız süper zeki bir kadın, kızken küçükken evlenmiş, onunla nikahlanmış. Gerdeğe buluğa erince girmiş. Bakmış gözlerinden zeka fışkırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanan yalnız erkekler değil, kadınlar da var. Kadınların özel halleri var, kadınların yaratılışına ait özel durumları var. Dinimiz bunlara dair de hükümleri beyan ediyor. Bunları Peygamberimiz son derece hayalı, edepli bir insan olduğu için anlatmakta zorlanıyor. İşte onun için Ayşe anamızı yetiştirmiş, küçükten onunla nikahlanmış, birebir eğitmiş onu, öğretmiş. O üstün zekaya dini bilgileri çabuk öğretmiş. Öyle allame bir insan ki Ayşe anamız, bu Ebu Bekir Efendimizin kızı o, biliyorsunuz. Ondan Hazreti Ömer fetva danışırmış. Peygamberden birebir okumuş. Gece gündüz peygamberin sırlarını herkesten çok biliyor. Hiç ondan ayrılmıyor gece gündüz. Ondan fetva sorarmış. Hazreti Ali Efendimiz de ondan fetva sorarmış ki Hazreti Ali Efendimiz, Peygamberimiz Efendimizin ifadesi şu: "Ene medinetul ilmi ve aliyyun babuha." Ben ilmin şehriyim, o şehrin kapısı Ali'dir diyor. Ali de öyle bir yiğit, kahraman, muazzam bir alim. Ama Ayşe anamız Peygamberimizin sırdaşı, yakını, hanımı olduğu için, birebir eğittiği için onu, ona bazı yerlerde fetva sorarmış. Öyle. Hani Efendimizin evlenmelerinin bir sebepleri var. İşte böyle hanımlarını çeşitli nedenlerle nikahlı üstüne Ümmü Habibe anamız da ortada kalmış. Garip, başka ülkede haber gönderiyor. O benim hanımımdır diyor. Böyle olunca kimse dokunamıyor ona. Yan bakamıyor. Onu himaye ediyor. Ortada kalmış dul bir kadını himaye ediyor. Böyle çok var. Veya dini maksatla veya siyasi maksatla, mesela Safiye anamızla, aslı Yahudidir, Harun aleyhisselamın soyundandır, cariyeyken esir düşmüş, cariye olmuş,
onu nikahlamış. Burada mesaj var. Diyor, cariye de peygamberin hanımı olabilecek kadar insandır. Değer verilecek bir insandır. İslam'da köle demek her türlü şeyi ona yapabilirsin anlamına gelmiyor. Köleliği peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurmadı. İslam kurmadı. Olan bir şeyi insanileştirdi. Köleyi azat etmeyi teşvik etti. Köle azat edeni Allah'ın cehennemde yakmayacağını söyledi. Ama insanlık bünyesinde kölelik var. İnsanileştirdi. Eskiden köle sahipleri, köleleri öldürebiliyorlardı, dövebiliyordu. Kimse sorgu soramazdı onlara. İslam'da öyle değil. Köle dediğiniz cariye, erkeğine köle deniyor esirin, kadınına cariye deniyor. Cihattır, kazanıldığı yer cihattır. Hayber cihadında, harbinde esir düşmüş, cariye olmuş Safiye Hanım'ız. Onunla evlenmiş, dine girmesini zorlamamış. La ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Ama o çok akıllı bir kadın, kendiliğinden Müslüman olmuş. Onunla evlenmiş, demişler ki Yahudiler amansız düşmanı Peygamberimizin. O zamanki Yahudilerle ilgili olarak konuşuyorum. Şimdikileri değerlendirmeyi size bırakıyorum. Ben öyle her şeyi bilmem. Ama o zamanki Yahudiler Peygamberimizin amansız düşmanı. Neden bizden çıkmadı diye. Bütün peygamberler Beni İsrail'den çıkıyordu. O onlardan çıkmadı diye o andan itibaren düşman oluyorlar. Kendileri de söylüyor bunu. Peygamberimiz onunla evlenmiş. Zaten akıllı bir kadın. Demişler ki Yahudiler, ileri gelenleri Ebul Kasım derlerdi. İlk çocuğu Kasım olduğu için künyesi Ebul Kasım. Ebul Kasım bizim damadımız oldu, akrabamız oldu. Arkadaşlar o kadar ileri gitmeyelim demişler. Böylece onların şeylerinden şey olmuş, kurtulmuş. Büyük bir kısmının siyasi burada onun evlenmesi bazısına Müslüman olsun. Mesela Beni Mustalik kazasında reisin kızı Cüveyri anamız da cariye. Onun evlenmiş. Cüveyri anamız teklif etmiş. Peki demiş o da. Demişler bizim reisin kızı Muhammed'in hanım olduğuna göre bize de Müslüman olmak düşer demişler. Bir anda kabilenin erkeklerinin tamamı Müslüman olmuş. Peygamberimiz evlenmeleri böyle sebeplere dayanır. Hani bazı kimseler yahu 9 kadınla evlenmiş filan. Neden filan, neden yok. Böyle peygamber masumdur. Yanlış düşünmeyin, aklınıza böyle şeyler gelmesin. Bir mümin peygamber hakkında asla kötü düşünemez. Çünkü Allah onu seçmiş, korumuş, habibi edinmiş. Masumdur bütün peygamberler. Öyle bizim gibi yanlış iş yapmazlar. Böyle aklınıza şeyler gelmesin diye bunları anlatıyorum. Efendim şimdi Ümmü Habibe Medine'ye gelmiş. Çağ getirtirmiş peygamberimiz. Ebu Süfyan müşriktir. Kızının oraya gelmiş. Baba çölden gelmiş. Susamış, acıkmış, terlemiş. Demiş kızıma uğrayayım. Her ne kadar bizim düşmanımızın karısıysa da kızımdır ya. Gitmiş. Ümmü Habibe anamıza demiş ki yandım, su ver. Hayır. Azıcık dinlenem şuraya. Hayır. Karnım aç. Ay bir lokma bir şey ver. Hayır. Sen pis bir müşriksin. Çık lan demiş. Böyle. Sonra peygamberimize seninki önce bana uğradı ya Resulallah. Ne yaptın? Acım dedi, susuzum dedi, yorgunum dedi. Ekmek istedi, su istedi, dinlenmek istedi, senin oturduğun yere oturmak istedi. Yedirir miyim ya Resulallah, içir miyim mi pis müşrike? Yanlış yaptın Ümmü Habibe demiş, yanlış. O senin babandır, insandır. Yanmış yüreğe su vermek lazım. Acıkmışa ekmek vermek lazım. Yorguna dinlenmesi için imkan tanımak lazımdı. Demiş Efendimiz, insan evvela, her şeyden evvel insan. Evet, böyle uyarısı var. Keza Esma anamızın, Hazreti Ebu Bekir kızı Esma anamızın da buna dair olayı var. Bir müşrik gelmiş, dinlenmek istemiş. Kalk demiş oradan, kalk. Peygamberin oturduğu yastık, minder orası. Pis bir müşrik oturamaz. Sonra da peygamber ona da ikaz etmiş. Yanlış yaptın, yanlış demiş.
karnın doyuracaktın, su verecektin, oturtacaktın diye. Onun için diyorum, burada da zaten ayrım yapmıyor. Allah'ın en sevdiği şeylerden birisi, başında geleni nedir? Böyle yemeye muhtaç, yedirilmeye ihtiyacı var. Zor durumda olan bir acı, aç insanı doyurmaktır. Doyurmaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu şeyse, müminse, ayrıca kardeşin o senin, iman kardeşin. İman kardeşliği de soy kardeşliğinden önce gelir. Nesep akrab fil heva, Allah'a aşk yolundaki akrabalık kan yoluyla akrabalıktan önce gelir. Önce gelir. Evet. Zaten o zaman kardeşin olarak, din kardeşi ayrıca doyuracaksın. Böyle aç bir insanı doyurmak Allah'ın en sevdiği davranışlardan birisidir. Bir. Ev. Defa anhu mahremen. Ya da borçlu bir kimse. Borçlu bir kimse. Borcu var. Çalışıp çabalamış, ödeyemiyor. Borçlu olmak ne kadar kötü bir şey. Allah kimseyi borçlu duruma düşürmesin. Ve de borçlanmak mutlaka ödeneceği için bir insanın, akıllı bir insanın hemen kolay kolay başvuracağı bir şey değildir. Şimdi biliyorsunuz gazetelere geçiyor. Bir kredi kartıdır, bir şey çıktı. Adam para ödemeden alıyor. Para vermediği için bedava zannediyor onu. Sonra kapısına dayanıyorlar. Ocağı sönüyor herifin. Evet, borçlanmak böyle zor bir şeydir. Çünkü ödenecektir. Ödenmek üzere borç alınır. Ya denk gelmeye verirse ne olacak? Sonu kötüdür. Borçlu adam, borç aldığı adamı görünce boynu bukuk, yıkık olur. Sokağını değiştirir, utanır. Eziklik vardır. İnsan halbuki şerefli bir yaratıktır. Başkası onun gibi olanın karşısında niye boynunu eğsin? Borç adamı boynunu eğdiren böyle kötü bir şeydir. Çaresiz kalmadıkça başvurmamak lazım. Böyle bir duruma girmiş. Adam küf küf geçiyor böyle. Ödeyemiyor borcunu. Alacaklı ben isteyivirdiği sokağa bile çıkamıyor. Namuslu borçludan söz ediyoruz. İffetli borçludan söz ediyoruz. Darda kalmış, çaresiz kalmış, almış. Böyle içi yanıyor ödemedim diye. Böyle bir borçlu, sıkıntılı kimseyi diyor, borcundan kurtarıverdin mi? Allah'ın en sevdiği davranış olur. Veya size borçlu adam bugün ödemesi gerekiyordu, ödeyemedi. Çalışıyor, çabalıyor, denk getiremedi. 3 ay daha süre sana, 6 ay daha süre diye bir rahatlattı mı? Allah'ın en sevdiği insan davranışı yapmış olur. En sevdiği insan olur. Böyle sıkılmayan bir Allah. Her şey onun elinde olduğu için, mutlak kudret sahibi olduğu için o hiç sıkılmaz, dara düşmez. Dara düşen biziz. Bugün biz başkasına borç verebiliriz, para verebiliriz ama düşmeyen bir Allah, biz de düşebiliriz. Onun için böyle düşenlere, borçlananlara, darda kalanlara bakacağız etrafımıza. Bizim evvela ana, aynı anda babadan gelen bir kimse olarak, insan olarak hem cinsimiz, iki mümin kardeşimiz. İmkanımız varsa kardeşim diyeceğiz, al şunu işin gör. Yalnız tabii hakkındır, kazanmışındır. Borç alıp verirken yazın diyor Allah. Yazacaksın, senetle vereceksin. İnsanlar nedir sen söylüyorsun? Çin südenmiştir. Bugün sana yalvarır eder, aman yetişim adıma der, bakarsın yarın değişiverir. Halbuki sen onu ne zorluklarla kazandın. İhtilaf konusu olur, onun için yazın diyor Allah. İslam'da borç alıp verirken yazmak Allah'ın tavsiye ettiği güzel bir şeydir. Peygamberimizin de sünnetidir. Onun için en samimi arkadaşınız olsa bile, akrabanız olsa bile
aldım verdim, şahit imzalı bir şey yazın. Allah'ın sünnetine uygun, o da sizde kızmasın. Bana güvenmiyor mu yahu? Bu kadar akrabalık çalı başından bitti insanlık filan demesin. Bu bir Allah'ın, Allah Zülcelal Hazretlerinin emri aslında da. Allah'ın emirleri Kur'an'da farz olanlar var, vacip olanlar var, tavsiye niteliğinde olanlar. Bu tavsiye niteliğinde hakime itiraz ederse işte ispat kolaylığı olur. Bazen insanlar böyle çıkıyor ya, işte böyle bir yazıya rapt ederek sıkıntıdan gideriver veya vadesi gelmiş uzatıver onun borcunu karşılık istemeden. 3 ay uzatırım ama şu kadar ilave ederim ha demeden, o zaman faiz olur. O zaman Allah'ın düşmanı olursun. Allah ve Resulü ile Kur'an'a göre savaşmış olursun o zaman. Harbi ilan etmiş olursun. Öyle değil. İnsanlık adına, akrabalık adına, din kardeşliği adına 6 ay daha sana süre tanıyorum. Ama hocam ya bu enflasyon döneminde para kolayla mı kazanılıyor? Ben ne zorluklar çektim de kazandım. Bedava olur mu hocam ya? Bedava değil beyefendi, sen müminsin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki karşılıksız müminlere karz-ı hasen, ödünç veren nin ecrini diyor kat kat artıracağım. Ne kadar? Ben bilirim diyor. Ne kadar artıracağım? Siz ölçü tayin edemezsiniz. Senin ihlasına, adamdaki sıkıntıyı giderme durumuna göre ben diyor ona kat kat vereceğim. Biliyorsunuz bu alem yıkılacak. Kıyamet kopacak. Kabir sıkıntısı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en ileri gelen sahabilerden birisi Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Medine'nin en zenginlerinden birisiymiş. Hendek Harbi'nde yaralanmış. Böyle iri yarı bir adammış. Ok şeyi tomanı, ana damarı koparmış. Parmak gibi kan fışkırıyor. İri kıyım bir adam. Sonra ağlamaya başlamış. Niye ağlıyorsun demiş Peygamberimiz. Vallahi ölümden korktuğum için değil ya Resulallah. Gencim, güçlüyüm. Biraz daha yaşasaydım da Müslümanlığa daha çok hizmet etseydim, cihat etseydim diye ondan geri kaldım. Hizmet yapamayacağım diye üzülüyorum ya Resulallah. Ölümden korktuğumdan değil. Öyle mi istiyorsun? Hizmet mi istiyorsun? Bismillah demiş, parmağını koymuş Peygamberimiz. Kandırmış. Sonra tabii hakikaten önemli hizmet görmüş. Yahudilerle olan isyanda onu hakem tayin etmişler. Çünkü Sa'd bin Muaz namlı tüccar, Yahudiler ona kredi verirmiş Müslüman olmadan evvel. İyi yardımlar yaparlarmış. Bizi kayırır diye onu hakem tayin etmişler ihtilafta. O da imtihanı başarmış. Peygamberimiz onun için kanını durduruyor. Peki öyleyse diyor, hadi bakalım. Hakem tayin ediyorlar. Adam mert adam, kişilikli adam, imanını satmamış. Adalet neyse ona karar vermiş. Yahudiler demişler ki biz seni hakem tayin ettik, bizi gayrı diye ama vallahi dürüst adammışsın yahu. Mert adammışsın. Eğilmedin, bükülmedin, doğru karar verdin. Yahudiler de böyle hakkı teslim ediyorlar. Peygamberin kinlerinden inanmıyorlar ama erkek adammışsın, dürüst adammışsın, kişilik adammışsın, doğru karar verdin diyorlar. Kararına da razı oluyorlar. Tabii eli silah tutanların öldürülmesine karar vermiş. İsyancı olduğu için onlar da. Bu işi gördükten sonra, şimdi ben orayı anlatacağım. Vefat etmiş tabii. Yarası yine işini görmek için ömür istemedi mi ondan, peygamberden? İşini gördü, gene kan fışkırmış ve de ölmüş. Sonra İri kıyım adamı kabrine götürmüşler. Demişler ya Resulallah, kuş gibiydi. Halbuki o ağır adamdı, 120 kiloydu ya Resulallah ama parmağımız ucunda hissetmedik bile taputunu. Hayret ettik. Onu demiş 70 bin melek taşıdı. Ne zannediyorsunuz? Şimdi bunları anlatıyorum size. Arkasına bak. Defnetmişler. Bakmışlar bir çukur kazmışlar. Olmaz demiş, böyle İslam kabri böyle olmaz. Bu demiş Yahudi kabri. Onlar da böyle kazarlar. Dümdüz kazarlar, ölülerini gömerler. Biz öyle gömmeyiz. Yani ya Resulallah, ne yapacağız? Derin kazdıktan sonra erkeğin
yarı belinden fazla derin kazılması lazım. Yarı belin, kadının göğsüne kadar derin kazılması lazım. Hepinize duyuruyorum, tüm dinleyenlere. Maalesef benim gördüğüm, şehir adı söylemeyeyim, oradaki görevliler fazla yorulmamak için toprağı alıyorlar, kenarına yığıyorlar. Kazmadan kazmış gösteriyorlar. İnsanın, erkeğin yarı belinden fazla derin olması lazım kabri. İslam'a göre kadının göğsüne kadar derin olması lazım. Toprağı alıyor, kenarına yığıyor, dağıtmıyor, derin gözüksün diyor. Halbuki derin değil. Bunları size söylüyorum aradaki. Uyarın o kazıcıya. O kazıcılar da bilmiyorsa öğrensin, derin kazsın biraz. Kazmışlar derin ama bir de kıble tarafını oyacaksınız. Buna lahit denir. Oraya sağ tarafına ölüyü yatıracaksınız. Yüzü kıbleye gelecek. Arkasına kerpiç koyacaksınız. Birket değil, tuğla değil, mermer değil, beton değil. İslami gömüyü tarif ediyorum size. Böyle koymuşlar. Örttükten sonra Peygamberimiz bir anda sapsarı olmuş, titremeye başlamış. Çünkü o senin göremediğin görüyor. Benimki bir cam gözlük değil, onun gözlüğü var, bir peygamberlik gözlüğü. Benim senin göremediğin görüyor. Sapsarı olmuş böyle. Başlamış böyle elini kaldırmış. Dua etmeye. Dua ederken de bu defa gülmeye başlamış. Beşiş bir çehre. İşini bitirdikten sonra demişler, ya Resulallah, tuhaf şeyler gördük. Sad'ın kabrini, toprağını örttük. Sapsarı oldun. Hemen dua ettin titreyerek. Dua ederken de gülmeye başladın. Öğrenebilmeyiz, gizli değilse. Olur demiş, öğrenebilirsiniz. Sad'ı kabir sıktı. Kabir insanı sıkar, kaburgalar birbirine geçer diyor. Peygamberimizin hadisi var böyle. Kabir azabı haktır ehli sünnet inancına göre. Kur'an'da ayetler var. Firavun'u sabah akşam biz azaba sokuyoruz. Daha kıyamet kopmadı, cennete giren, cehenneme giren kimse yok. Kabir azabı var demek ki. Ayet ona delalet ediyor. Şimdi demek istediğim, 70 bin meleğin taşıdığı naaşını Sa'd bin Muaz'ı kabir sıkarsa bizi ne yapar? Allah bize medet eyleye. Allah bizi salihlerden eyleye. Bunları düşünerek adımımızı dikkatli atmak zorundayız. Hesaplı konuşmak zorundayız. Dengeli yaşamak zorundayız. Bir gün bu tezgahtan ben de geçeceğim diye akıllı davranmak zorundayız demek istiyorum yani. Şimdi bu kabir sıkıntı borcunu sen kurtardın, borçluyu. O zaman bu meleklere diyecek ki, bu yardımın senin, dokunman arkadaşıma. Bir mümini sıkıntıdan kurtardı bu. Adam böyle giyici ayakkabıyı şaşırıyordu, bastığı şaşırıyordu utancından, borcunu ödemedi diye. Böyle bir mümini sıkıntıdan kurtardı. Borcunu uzattı, nefes aldırdı. Dokunmayın buna diyecek. Ayrıca kıyamet gününde sıkıntılar var. O sıkıntılardan bir mümini sıkıntıdan kurtaran mümini, işte mesela borçtan kurtarması, nefes aldırması o sıkıntılardan kurtaracak. Onun için imkanın varsa, böyle adam namuslu, iffetli çalışıyor, bir türlü dengelemedi. Önemli değil kardeşim. 6 ay sonra ver, deyiver. Sen orada karşılığını alacaksın. Hocam yani bu enflasyon döneminde. Böyle biz inanıyoruz, müminiz elhamdülillah. O kıyamet gününe, kabir sıkıntısına, mahşer gününe inanıyoruz. Orada alacaksın karşılığını. Sakın faiz olarak alma. Faiz olarak alırsan Allah ve Resulüne harp açmış diyor. Kur'an'da ayet var, bu benim fetvam filan değil. Bunları dikkatinize sunuyorum. Demek ki Allah'ın en sevdiği şeylerden birisi nedir? Acı doyurmaktır. İkincisi borçluyu borcundan kurtarmaktır. Evet, ya mesela durum çok iyi. Adam çalışıyor, çabalıyor, dengelemiyor. Tamam ya, sildim diyebilirsin, muazzam bir şey. Ama mecbur değilsin. Bu
kazancı düşünerek sildim diyebilirsin. Mecbur değilsin. Hakkındır senin. Kadıya gitsen onu mahkum eder. Senin hakkını zorla alır. Evet. Veya 6 ayda süre tanıdım diyebilirsin. Böyle ikinci işi alan hoşuna giden şey budur. Ama kötü niyetlilere tabii bir şey demiyorum. Ben iffetli çalıştığı halde ödeyemeyen müminlere, insanlara yardım edin. Sadedinde bunları söylüyorum. Şimdi adam imkanı var. Cuma günü borcunu ödeyecek. Pazartesi gününe kadar vermiyor. Yalan söylüyor, kayboluyor. Repoya verecek parasını da iki gün oradan bir şeyler. Bunu da uyanıklık hesabı. Yo yo yo. İslam'da bu yok. İslam'da insanlık var, güzellik var, ahlak var. Ben bunlar için bir şey söylemiyorum. Dürüst çalışıyor, iffetin var ama dengel demiyor. A bunlara kolaylık tanırsanız, Allah çok hoşuna giden bir iş yapmış olsun. İki, ev keşefe anı kuraban, onun bir gamını, kederini ondan dağıtırsınız. İnsanı, insan bu. Bazen çok sıkılır, çok bunalır. Şu veya bu sebepten. Müslüman ne kadar güzeldir. Allah'ın en çok sevdikleri işlerden birisi bu. İlka'us sürur fi kalbil mümin. Bunalmış mümin, üzüntülü, gamlı müminin kalbine sevinç ilka etmek Allah'ın en muhteşem sevdiği hayırlardan birisidir. İşte burada onu söylüyor. Böyle yolda gidiyorum, adam böyle dünyasını şaşırmış. Öyle bir üzüntülü ki ne dediğini bilmiyor, nereye basacağını bilmiyor, öyle üzüntülü. Onun yolda giderken Müslümanlık ne kadar kolay, bakınız. Ne kadar güzel din. Karşısına geçip anladınız. Gözünüzün içi gülerekten. Selamünaleyküm. Kardeşim Mehmet Bey, Ahmet Bey. Nasılsın filan diye böyle beşüş bir çehreyle. Önemli değil kardeşim ya. Düşmeyen bir Allah duruyor. Ne üzüntün senin bu? Adamın gamını giderdiniz. Dağıttınız. Güler yüzlü bir selamla, hal hatır sorarak. Sırf bu yüzden cennete gidebilirsiniz. Sırf bu yüzden bir müminin gamını, kederini dağıttığınız için. Çok seviyor Allah çünkü. Müminlerin, üzüntülü müminlerin üzüntüsünü gidermeyi. Onun için cenaze vukuunda taziye sünnettir. Mecbur değilsin. Ama 3 gün içinde cenaze evine gider de başınız sağ olsun. Allah'ın emri bu. Hepiniz zaten gideceğimiz yer orası kardeşim. Ölenle ölünmez. İşine bak, hadi bakalım. Hatta ölen adamın evine yemek götürülür. Üzüntüsünden yemek yiyemez diye yemek götürülür. Hadi otur sen de hadi ya. Ölenle ölünür mü ya? Hepimizin başına gelen şey bu. Baban, deden de yoktu, vardı dünyada. Onlar da gitti. Biz de böyle işte. Bu dünya düzeni böyle. Adamın gamını, kederini gidereceksin. Hayata döndüreceksin onu. Çok seviyor Allah. Çok seviyor Allah. Evet. Bu hadis-i şerifi Taberani Hakem bin Umeyr'den nakletmiş. Bunu destekleyen bu anlamda birçok hadis-i şerif vardır.